Ebru Gündeş ses analizini yapar mısınız? Ebru Gündeş'in ses analizini, Ebru Gündeş bir mezzo soprano hatta. Yani zaman zaman alto gibi de renkler çıkarıyor. İnşallah sigara içmiyordur. Biraz sanki sesinde hafif sigaranın etkileri de var. İnşallah içmiyordur. Gördüğünüz gibi yani bu mezzo artık iyice altoya dönük bir renk dinliyoruz. Yani ben karşılıklı ses analizi yapmadığım için, hani böyle oturup ses egzersizi yaptırmadığım için bilemem detaylarını ama susacak bir alt koyu bir renk. Haklılık ya da hiçbir yerde merak edersen neredeyim kiminle? Şimdilik ara... Fa, sol, fa. Zaten Gırtlak oyunları çok başarılı. Ses tonu çok güzel bir ton zaten. Yani herhalde daha da pes renkleri var. Yani bir alto olma ihtimali taşıyor. Doğaya kadar geldi. Son derece güzel. Son günüm hatta belki. Ebru Gündeş ilk çıktığı zamanlarda ses tekniğini çok iyi kullanmıyordu. Daha fazla boğaza gömük okuyordu. Fakat bu şu an kullandığı buradaki tiz sesler %100 doğru teknik. Özellikle iyiler. Gördüğünüz gibi ağzını sürekli açarak, bakın hep açarak kullanıyor. Dikkat edin. Ağları görüyorsunuz. Mikrofonu biraz çekse anlayacaksınız. Bakın. Nefes alışları. Kapalı ağız yok. Biraz önce Demi Lovato'da izlediniz. İyi şarkıcılar açık ağızla şarkı söyler. Nefes, diyafram. Savaşı hazırız. Ve savaş geliyor. O tiz ses çünkü öyle çıkar. Do. Do sesine iyi getirmek. Gırtlağını sıktı. Gırtlağından çok diyaframını bayağı yükleniyor bakın. Öne doğru da kasıyor. Birazcık geriden geleyim. Öne doğru da bıraktım. Kuyudan nefes çekmek gibi bir şey. Gene iyi tuttu. Elmacık kendini gördünüz. Başka tarih yok. Sürekli tutuyor. Hep açık ağız. Hep açık ağız. Zamanla tekniğini çok geliştirdi. O dediğim gibi ilk çıktığındaki o boğazdan okumaları tamamen yerini tekniğe bıraktı ve ne kadar temiz. Dikkat edin, Ebru Gündeş'in sesinde büyük hışırtılar duymazsınız. Hep belli bir pozisyonda ve netlikte duyarsınız. Bu önemli bir şeydir. Türk müziği şarkıcılarına duyurulur. Böyle okumaya çalışın. Pozisyon olarak böyle okuyun. Görüyorsunuz değil mi ne kadar berrak bir renk geliyor. Ha yandan. Şimdi bakın ağız açıklıkları. Açık ağız. Açık ağız. Açık ağız. Bu arada el kol hareketleri, gözlerin açıklığı, seyirciyle teması, Demi Lovato'da ne kadar olan şeyler değil mi? Biraz önce baktık onlara. Aynı şey. Yani yapılan her şey bir tasarımdır arkadaşlar. Sahnede durmak bir tasarımdır, bir bilgidir. Doğaçlama yapmıyor. Bakın ne kadar dik duruyor görüyorsunuz değil mi? Yani şöyle de durabilir, yanında da durabilir. Öyle yapmıyor. İfadeleri zaman zaman hareketlerle veriyor fakat ellere dikkat edin. Elleri biraz kapalı alıyor. Gerek gibi oluyor. O kadar. Pesteyi kapalı. Devam edelim. Gözler hep kapalı. Şey, gözler hep açık. Dikkat edin. Bakıyor. Karşıya bakıyor. Seyirciye bakıyor. İnsanların gözlerine bakıyor. Yüzlerine bakıyor. Bunu yapmazsa zaten enerji geçmez. Yani şarkıyla uğraşmıyor. Şarkıyı söylemekle uğraşıyor. Güzel söylemek ve güzel görünmekle uğraşıyor. Bak, tiyatro. Biliyorum.
susacak bir yerde haklı. Ben de hata yaptımları bırakıp lafı. Son derece yumuşak değil mi? O pes kalın sesleri ne kadar yumuşacık, tade tane ve temiz geliyor. Ben sen yokken her yerde ya da hiçbir yerdeyim. Merak edersen eğer. Temiz. Neredeyim kiminleyim. Sanki böyle hafif kızarak gibi de okuyor. Da ayrı mesele. Onun mizacıyla da alakalı olabilir ama biraz bazen yiyeyim derken. Şimdilik araptayım, firardayım. Bir tek şöyle bir şey söyleyeceğim. Evet, çok iyi diyaframını kullanıyor ama biraz işte göğüs sesinde fazla kullanıyor. Onu da söyleyeyim. Yani şu aldığı nefes, bakın bu aldığı nefes diyafram değil. Dönüyor. Bakın. Pek kontrol etmedi nefesini. Yani bir önceki izlediğimiz Demi Lovato'da nefes yerleri bile çok iyi ayarlanmıştı. Hani o durduğu yerler, diyaframına doldurmalar falan. Burada birazcık döndü gitti. O da o ne oldu? Bir kelime söyledi, hop bir daha nefes aldı. Bakın. Bir daha alıyor. Bu zaten bir stüdyo okuması muhtemelen. Canlı bir okuma değil arkadaşlar. Ben stüdyo okumasını yorumlar gibi düşünüyorum. Ama mikrofondan kaçmıyor. Bakın bu çok önemli bir detay. Hepinize güzel bir öğüt. Şarkı söylerken pek çok şarkıcı izledik değil mi? Hani bunları izlerken mikrofondan kaçmalar, uzaklaşmalar, tam tize çıkarken birazcık geri çekilmeler. Ebru Gündeş'te böyle bir şey yok. Ebru Gündeş'in canlılarında da mikrofonun yüzüne sesini kaçırmadan şarkıyı söylüyor. Bu çok değerli bir özelliktir. Bu ancak usta şarkıcıların işidir. Sadece ustalık iyi söylemekle değil, iyi mikrofon kullanmakla da olur, iyi sahneyle de olur.